Nüfusta alkol ve sigara tüketimi, okul standartları, çocuk başına düşen gelir ve buna benzer onlarca sosyal kriter. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD 30 sanayi ülkesini mercek altına aldı. Sağlık, ekonomik refah, yaşam tarzı gibi göstergelere baktı. Sonuçlar Türkiye için sarsıcı. Rapora göre Türkiye gençleri dünyanın en çok içki ve sigara içen gençleri sıralamasında ikinci. Tüm seferberliklere karşın çocuk ve gençlerin eğitim koşulları konusunda da karnesi zayıf. Çocukların eğitim koşulları açısından en kötü durumdaki ülke Türkiye. Türkiye'de 18 yaş altı hamile kalanların oranı da yüksek. Türkiye, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen arkasından geliyor. Ancak raporda Türkiye'de özellikle kırsal kesimde genç kızların erken evlendiğine de dikkat çekiliyor. Çocuk başına düşen ortalama gelir açısından Türkiye'nin durumu hiç iç açıcı değil. OECD raporuna göre Türkiye bu kriterde 30. sırada. Yani skalanın en sonunda. Her 5 çocuktan biri yoksul ailede yaşıyor. Ve okula gönderilmeyen çocukların oranı. Türkiye bu alanda birinciliği kimseye kaptırmamış. Rapora göre Türkiye'de yaşları 15 ile 19 arasında değişen kızların yarısı ne okula ne de bir mesleki eğitim kursuna gidiyor. Ve okullardaki sosyal koşullar. OECD'ye göre zorbalık ve fiziksel şiddet uygulaması en çok Türkiye'de görülüyor. Ama araştırmanın bir sonucu var ki tüm olumsuzluklara karşın yüz güldürüyor. O da okulu en çok seven çocukların Türk çocukları olduğu. Ve araştırmadan sorunlu tek ülke Türkiye değil dedirten bir sonuç. OECD raporuna göre kriterlerin tümünde başarılı olan ülke yok.